Sevgili dostlarım, borsa sohbetlerinin bugünkü konusu sosyal medya. Hepimiz sosyal medyayı çok seviyoruz. Bayağı da zaman geçiriyoruz. Özellikle de yatırım arenasıyla ilgiliyseniz, ister uzun vadeci olun, ister kısa vadeli işlemler yapın, isterseniz daha orta vadeli piyasalara bakıyor olun, isterseniz hisse senedi piyasalarıyla, isterseniz kripto paralarla ya da emtia pazarlarıyla ilgileniyor olabilirsiniz. Değişen bir şey yok. Hepimiz kendi alanında uzmanlaşmış, uzun süredir paylaşım yapan, bilgisine, deneyimine değer verdiğimiz insanların görüş ve fikirlerini takip ediyoruz. Tabii sosyal medya kullanıcılarının da arasında çok büyük farklar var. Kimi insan benim her zaman savunduğum ve bizim sosyal medyada olmamız gereken tutumu benimserken nedir o? Bizim bir emtia ya da hisse senedini nerede alıp satacağımızı birinin bize söylemesini beklediğimiz bir yer değil de bizim hangi kriterler sağlandığı zaman ya da hangi teknik oluşumlar ortaya çıktığı zaman alım ya da satım yönünü karar alabileceğimizle ilgili bilgiler paylaşan, daha önceki tecrübelerini paylaşan, insanların peşinde olmamız gerektiğini, bunu öğrenmemiz gereken yer olarak bakmamız gerektiğini her fırsatta dile getiriyorum. Fakat arkadaşlar, çok büyük bir kitle var ki inanın bunlara hazırcı mı diyelim? Yani olta değil balık istiyorlar ve benim gibi pek çok insan bunun böyle olmaması gerektiğini, uzun vadede çok zararlı sonuçlar doğurabilecek bir bakış açısı olduğunu altını çizmemize rağmen bu huylarından da vazgeçmediklerini görüyoruz. Peki arkadaşlar, inatla böyle düşünen insanlara söyleyecek bir şeyimiz yok mu? Yani onların daha az hata yapmasını en azından sağlayabilecek. Bugün aklıma benim şöyle bir şey geldi. İşte Telegram gruplarında olsun ya da açık olarak Twitter'da yazmayıp da ne bileyim ben WhatsApp grubu, işte Telegram dediğim gibi yerlerde alım satım yönünü bir takım işlemlerini paylaşan ve onu takip eden binlerce insanın da buna göre işlem yaptığı platformlar. Buradan biriyle ilgilendiğinizi varsayalım ya da ilgilenen bir arkadaş belki bu videoyu izler. Onun nasıl hareket etmesi lazım geldiğiyle ilgili de biraz daha akla mantığa yakın fikirlerim var doğrusu. Şimdi şöyle arkadaşlar, genellikle o gruplara baktığınız zaman işlem disiplinine uyan insanların kazandıklarını da görebilirsiniz. Yani şimdi sosyal medyada işlemlerini paylaşan insanların hepsine üçkağıtçı, hepsi iş bilmez, hepsi insanları kendi pozisyonlarının doğrultusunda yani yukarıya satış yazıp aldırma yönünü işlem açtırtan kişiler olduğunu düşünürsek hata yaparız. Yani benim pek çok gözlemim yani dürüstçe kendi teknik tespitlerini paylaşarak yani arkadaşlar bunu insan belki anlayamaz ama bir gün yani bunu yaşaması lazım insanın. Burada ayrı bir tatmin hissi de var. Yani paradan ziyade piyasalarda para kazanmak zor olduğundan dolayı ve teknik tespit yapmanın gerçekten zor olmasından dolayı bunu yapıp sonucunda da başarılı olduğunu insanlara göstermek ve ispatlamak paylaşan kişilerde farklı bir tatmin duygusu doğuruyor. Yani bugün sosyal medyada paylaşım yapan herkes orada bir takım emelleri doğrultusunda var diye düşünürsek hata yaparız. Ben pek çok kişinin bilgisinden, deneyiminden faydalanıyorum. Aynı zamanda asla onların dediği pozisyonları alıp satmama rağmen ya da satmayacak olmama rağmen işlemlerinde de başarılı tespitler yaptıklarında gözlemlediğim insanlar oluyor. Peki diyelim böyle bir şeyi fark ettiniz ve orada işlem yapıyorsunuz. Hedefi yok gibi sert bir piyasa olduğunu hayal edelim. İşte orada bir ben diyor long yönünü şu seviyeden giriyorum, hedefim şu seviye falan. Ve bu kişinin oldukça yüksek isabet oranı olduğunu düşünelim. Siz de onunla beraber işlem açıyorsunuz, hedefine geldi mi kapatıyorsunuz. Burada bile inanın bunu beceremeyecek bir sürü insan çıkacak. Onun size garantisini veriyorum. Sat demesine rağmen satmayacak olan, stop yapmamız gerekiyor demesine rağmen stop yapmayacak olan. Peki bu kadar insan nasıl oluyor da bir türlü zenginleşemiyor? Bu gruplar hep var, hep vardı. Fakat para kaybeden, Allah kahretsin işte şu falanca bilmem kimin Telegram grubunda batırdım parayı falan diye dolaşan pek çok kişiyi görüyoruz. Bunun nedenini kendimce şöyle buldum. Ve şuna dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Olay nerede kopuyor biliyor musunuz? 2560'tan alıyorum. Hadi bakalım hurra long olundu. 2590'da pozisyonumu kapatıyorum. Haydi bakalım. Hep beraber kapatıldı. Aslansın, kapslansın paşam, helal olsun sanalar falan filanlar. Harika bir gün geçirdik arkadaşlar falan filan. Gayet güzel. Ertesi gün oluyor. 3 işlem yapılıyor. İkisi başarılı, bir tanesi başarısız. Olabilir. Yani hiç kimse arkadaşlar bütün işlemlerinde başarılı olamaz ki zaten yani. Mutlaka yanılttığı bir şeyler oluyor piyasanın. İş nerede kopuyor biliyor musunuz? Bakın arkadaşlar. Almaktan yana insanların sıkıntısı yok. Al dedim mi alması çok kolaydır. Satmaktan yana da insanların sıkıntısı yok. Sat dedim mi sat demesi çok kolaydır. Fakat iş nerede zorlaşıyor biliyor musunuz? İki yerde arkadaşlar. Birincisi stop olmak, ikincisi satış noktasını kaçırmak.
Şöyle bir örnek vereyim. Siz çok sıkı takip ediyorsunuz, bildirimleriniz açık. Bayağı da yüklü miktarla işlem yaptığınızı düşünün ya da sizi rahatsız edecek bir büyüklükte parayla bekleme şansınızın olmadı diyelim sert piyasada. Al dendi, aldınız. Yükseliş başladı. O esnada bir işiniz çıktı. Olur ya, bir telefon geldi, lavaboya gittiniz, dikkatiniz dağıldı, markete gideyim dediniz, bu kadar çabuk neticelenmez dediniz. O grupta satış yapılmış. Bir geldiniz 2590'da görülmüş, fakat 2580'eymiş. Enteresan şekilde orada satış yapmak daha zor arkadaşlar. Yukarı giderken satmak, yani sat komutunu uygulamakla, yukarı gidip sat dendiğini kaçırıp biraz daha altında kaldığını fiyatın görüp, sanki siz bir kardan oluyormuşçasına satmanız zorlaşıyor. Halbuki o pozisyon nihayetine ermiş. O adam belki de bir teknik oluşumun sonunu, fincan kulp olabilir, flama kırmış olabilir, neticesini gördüğü için orada satış yapmış. Çok şanslıysanız belki oradan dönüp yukarı gidecek. Bu sefer bizi erken sattırdınlar grupta yazılırken. Siz belki iyi ki satmamışım, kaçırmış diyebilirsiniz ama bu çok nadiren olur arkadaşlar. Eğer takip ettiğiniz kişi işinin ehliyse. Çünkü bir miktar daha yukarı gitse de o insan boşu boşuna orada satış yapmamış olduğunu zaman size gösterebilir daha sonra. İlla ben başkasının lafıyla işlem yapacağım, başkasının ağzına bakarak öğrenmek bana zuhul geliyor. Ya otur şimdi bu kadar program. Adam yıllarını vermiş, öğrenmiş. Sağ olsun, var olsun, bizimle de bilgisini paylaşıyor. Ben de onun dediklerini yapacağım diye illa bir inadınız varsa bu dediğimi sakın unutmayın arkadaşlar. Al demesi kolay, sat dediğinde uygulaması kolay. Satış noktasını kaçırdığınızda bir başınıza bela alabiliyorsunuz. İkincisi de her pozisyon hedefine gitmediğinden dolayı stop olmak gerektiğinde ya biraz bekleyinler, şuradan dönerler, ya adam sat dedi ama geçen de sat demişti dönmüştüler, beyninizi kemirmeye başlar, pozisyonu bir türlü zararla kapatmama noktasına gidebilirsiniz. Ondan sonra da adama başarılı işlemlerinin sonunda paşa ilan ettiğiniz kişi bir anda dünyanın en adi ve aşağılık adamı haline gelebilir. Hem sizin gözünüzde bir de arkasından konuşursunuz. Şimdi kabahat kimde arkadaşlar? Yani lütfen benim eski videolarımdan da şimdi aklıma geldi portföydeki virüs videosu. Başınıza bela oldu diyelim o pozisyon. Şimdi kabahatli kim arkadaşlar? Stopu kaçıran başkası mı? Burada stop olunması gerekiyor diyen biri yok mu? Uygulayamayan kim? Zaten ağzına baktığınız kişi kötü niyetliyse buraya kadar anlattıklarımı unutun. Siz daha en başında hata yapmışsınız demektir. Tekrar şunun altını çiziyorum. Ben bu işi kendinizin öğrenmesinden yanayım. Asla başkasının ağzının içine bakmayacak noktaya gelmenizden yanayım. 1,5 yıldır da bunun için kendimi parçalayarak bilgimi, tecrübemi aktarmaya çalışıyorum. Ama görüyorum ki bazı arkadaşlar, inat yani bir şekilde adam işi öğrenmiş hocam biliyor, ben de bakıyorum, ediyorum, etkileniyor. Ben biliyorum yani etkileneceğini, kendisi de farkında. İlla bu yollara girecekseniz bu dediğimi sakın unutmayın. Al tuşuna basarken ne kadar kolay basıyorsanız stop olunması gerektiği yerde de sat tuşuna o kadar kolay basmak konusunda ne yapın edin, kendinizi disipline edin arkadaşlar. Çünkü 10 kere kar alırsınız, bir kere stop kaçırdığınızda şiddetli bir satışa, şelaleye yakalanırsanız o 10 tane kazancınız da elinizden gider. Ben niye bu kadar zaman, bu kadar stres çektim? Param tekrar eski seviyesine, o da şanslıysanız indi. Ne için bu kadar çaba ve efor sarf edildi? Borsa sohbetlerinin bugünkü konusunu arkadaşlarım buna ayırmak istedim. Bizim sosyal medyada varlık nedenimiz arkadaşlar öğrenmek, paylaşmak, öğrendiklerimizi, tecrübelerimizi aktarmak, tecrübelerden istifade etmek, birbirimizden öğrenmek, birbirimizle beraber gelişmek, hangi koşullarda almak, hangi koşullarda satmanın gerektiğiyle ilgili bir sistem, bir teknik altyapı arayışında olmak olmalı. Bunun dışındaki arkadaşlarım her türlü macera sonu hüsranla sonuçlanmaya gebedir. Bunu asla unutmayın. Borsa sohbetleri bu şekilde konu başlıklarıyla ilerleyecek arkadaşlar. Sık sık sizlerle bu videoları buluşturmayı düşünüyorum. Lütfen bu konsepti beğendiyseniz beğenileriniz ve yorumlarınızla gösterin. Biliyorsunuz arkadaşlar serilerin devamlılığını ya da bitmesini sizin ilginiz ve alakanız belli ediyor. Umarım bu serimiz ilgi görür ve oldukça yüksek sayılara ulaşırız. Her bir videonun başına da numara koyacağım. Takibi de kolay olur sizler için. Bol kazançlar diliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere diyorum arkadaşlarım. Her gün her anlamda daha da iyi olmak üzere.